Değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bugünkü programımızda Ramazan ve infak başlığıyla bir sunum yapacağız. Bu sunumumuzda infaktan bahsedeceğiz. Yeni 7 başlık altında infaktan bahsedeceğiz ve Ramazan ve infak ilişkisine değinerek konumuzu tamamlamaya çalışacağız inşallah. Başlıklarımız şunlar. Baştan verelim başlıklarımızı. İnfağın tanımı, felsefesi yani temeli, dayandığı temel mantık. Üçüncü olarak önemi, ayetler ve hadisler bağlamında infağın önemi. Dördüncü olarak infağın çeşitleri. Beşinci olarak infak örnekleri, geçmiş dönemdeki, İslam tarihindeki örnekleri ve modern dönemdeki örnekleri üzerinde durmaya çalışacağız. Akabinde altıncı olarak infakta dikkat edilmesi gereken hassas noktalar, yani infağın püf noktaları, hassas noktaları nelerdir, ayrıntılarına değineceğiz. Ve yedinci olarak da Ramazan'da infak konusuna değinip konumuzu tamamlamaya çalışacağız inşallah. İnfak nedir değerli kardeşlerim? İnfak kelime anlamı olarak harcamak demek. Bir malı bir yere sarf etmek, elden çıkarmak anlamlarına gelen bir kelime. Terim anlamıyla da infağın İslam literatüründe, İslami literatüründe çok önemli bir yeri var. Her ne kadar günümüzde hani Arapçanın çok fazla bilinmemesi nedeniyle gündemimize çok gelmeyen, bazılarımıza garip gelebilecek olan bir kelime ise de özellikle hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde çokça kullanılan bir kelime. Ve İslami literatürdeki karşılığı itibariyle infak, bir kişinin, bir müminin sahip olduğu varlığı, imkanı sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek amacıyla başkalarıyla paylaşması, elindeki imkanı ihtiyaç sahiplerine dağıtması, başta bu mal olabilir, farklı imkanlar olabilir, serveti olabilir. Her ne imkana sahipse onu sadece kendine ayırmayıp başkalarıyla, muhtaçlarla, ihtiyaç sahiplerine paylaşmasına infak deniyor. Harcamak kelimesi terim anlamına geldiğimizde başkaları için harcamak, fedakarlık yapmak, malından başkalarını da istifade ettirmek, onlara da destek olmak anlamında gelen çok önemli bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Tabii infağın çeşitlerine değindiğimizde daha da ayrıntısına gireceğiz inşallah infak çeşitlerini gördüğümüzde. Değerli kardeşlerim, bu yönüyle infak Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerimede kullanılan bir kavram. Çeşitli formlarda, çeşitli türevleri kullanılan bir kavram. Enfaka kelimesi ve türevleri onlarca ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de değiniliyor. Fakat biz baktığımızda kelimenin kullanımlarına infağın hani tanımını yaparken söylememiz gereken yönü, infağın çoğunlukla iyi yönüne değiniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani olumlu infağa değiniliyor. Fakat bazı ayetlerde de İslam'ın karşıtı olarak, Allah'ın dininin, peygamberlerin insanlara getirdiği vahyin karşısında olarak onu engellemeye çalışan insanların da infağından bahsediyor. Onların da kendi inançları, kendi davaları uğruna, her ne kadar bu davaları batıl da olsa, infak ettiklerinden bahsediyor. Fakat onların infaklarının, onların o kendi batıl davaları uğruna yaptıkları infakların onları büyük bir pişmanlığa götüreceğinden, düçar edeceğinden, acı bir sona götüreceğinden ve çok büyük bir pişmanlık duyacaklarından bahseden ayet kelimelerle de karşılaşıyoruz. Ama çoğunlukla infaktan bahseden ayetler müminlerin kendi imkanlarını muhtaçlarla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşması bağlamında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. İnfağın tanımına değindikten sonra değerli kardeşlerim, infak ahlakının, infak ilkesinin, prensibinin felsefesi nedir, temeli nedir? Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Yani infak hangi algının bir neticesidir? Kitabımız, hayat rehberimiz Kur'an hangi algıyı infak ile müminlerin gönül dünyasında, zihin dünyasında oluşturmaya çalışmaktadır değerli kardeşlerim. Bunu anlamak için, daha iyi anlayabilmek için infakın dayandığı temel felsefe nedir? Bunu anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'de iki örneğin üzerinde durmamız yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de gerek Neml suresinde, gerek Kasas suresinde ve farklı surelerde değinilen iki şahsiyete burada dikkat çekmek istiyoruz. Bu iki şahsiyet iki ucu nokta. Birisi Karun isminde
Hazreti Musa döneminde yaşamış ve Hazreti Musa'nın kavminden olduğunu Kur'an'ın açıkça söylediği, fakat Hazreti Musa'nın adeta hani baş düşmanı kendisiyle mücadele edip onun mesajının insanlara ulaşmasına engel olmaya çalışan Firavun'un en büyük destekçilerinden ve adeta onun sağ kolu gibi bütün zenginliğiyle, mülkü, saltanatı ile Firavun'a destek olan birisi. Bu birinci şahsiyet iken bir de peygamberlerden bir şahsiyet Hazreti Süleyman, bunun karşısında olan bir şahsiyet. Bu iki şahsiyetin üzerinde durmamız gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'in infağı bizlere anlatırken hangi algıdan hareket ettiği, zihin ve gönüllerimizde neyi oluşturmaya çalıştığı daha iyi anlaşılsın. Değerli kardeşlerim, öncelikle meşhur bir ifade vardır. Hani Kur'an'dan mülhem, hadislerden mülhem ve bütün müminlerin hepsinin canı gönülden kabul ettiği ve İslam'ın en temel felsefesinden birisi olan şu ifade bizim için önemli. El mulku lillah. Mülk Allah'ındır. Kur'an birçok ayet-i kerimede bu mantığı insanların zihnine yerleştirmeye çalışır. Bu üzerinde yaşadığımız dünyadaki her türlü varlık, mülk Allah'a aittir. Çünkü gerçek sahibi odur. Siz sadece geçici sahiplersiniz. Kur'an bu anlayışı vermeye çalışır. İnsanın elinde bulundurduğu hiçbir varlığı ve gücü, hiçbir saltanatı ve hükümranlığı sürdüremeyeceğini defalarca vurgular Kur'an-ı Kerim. Ve insanın sadece geçici bir sahip, bir emanetçi, bir geçici mutasarrıf olduğunu vurgular. Bu hakikat karşısında Karun'un tavrı da kötü bir örnek olarak özellikle Kasas suresinde veya daha birçok ayette değinilir. Onun duruşuna. Peki Karun ne yapmıştır? Karun sahip olduğu malı, mülkü ve çok büyük, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in de özellikle vurguladığı, yani sadece hazinelerin anahtarlarını bile onlarca devenin taşından bahsettiği bir kişi, öylesine varlıklı bir kişi, kendi sahip olduğu saltanatın, o mülkün, o servetin kendi tecrübesi, kendi gayreti ve kendi bilgisiyle elde ettiğini vurgulayan bir anlayışa sahip. Algısı Kur'an'ın algısına ters. Peygamberlerin getirdiği mesaja ters. O, ben bunu elimin emeğiyle, işte bileğimin gücüyle, gayretimle, zekamla kazandım diye bununla iftihar etmeye başlayan bir şahsiyet. Ve işin mihverinden Allah'ı, nasibi, kısmeti, gerçek mülkün Allah'ın olduğu hakikatini, her şeyin geçici ve fani olduğunu, insanın bu dünyada belli bir müddet kendisine takdir edilmiş bir ömür kadar yaşayıp her şeyi geride bırakacağı hakikatini bırakıp kibire kapılan bir şahsiyet olarak Kur'an'da tanıtılır. Hatta kendi yakınlarından olan, yine İsrailoğullarından olan insanların bu konuda onu uyardığına değinilir. Yapma, etme, şımarma. Allah şımaranları, Allah sahip olduğu imkanlarla, sahip olduğu mal, mülk ve servetle kibire kapılanları asla sevmez dediği Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. İşte burada bir adeta bizim için prototiptir Karun şahsiyeti. Karun kötü bir örnektir. Mal ve mülke bakış açısı açısından Kur'an-ı Kerim onu eleştirir. Bunun yanlış bir algı olduğunu, bunun batıl bir yaklaşım olduğunu, insanın sahip olduğu malı ve mülkü böyle algılamasının Allah nazarından çok büyük bir yanılgı olduğunu vurgular. Bunun tam karşısında Hazreti Süleyman örneği vardır. Hazreti Süleyman da gelmiş geçmiş insanlık tarihinde hiç kimsenin sahip olmadığı güce, iktidara ve servete sahip olan bir şahsiyet olarak Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılır. Fakat o bütün bu güce, otoriteye, saltanata, servete ve hiçbir insana, hatta belki kıyamete kadar nasip olmayacak bir güce sahip olduğu halde daima şu ifadeyi kullanır. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Bütün bunlar Allah'ın lütfu keremidir. لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ. Ben nankörlerden mi olacağım yoksa şükredenlerden mi olacağım? Bu benim bir imtihanımdır diye vurgular Hazreti Süleyman. Allah-u Teala işte zenginlere, saltanat sahiplerine Süleyman Aleyhisselam'ı örnek gösterir. Karun'u ise kötü örnek gösterir. Bu örnekler, kısaca değindiğimiz bu örnekler üzerinden gittiğimizde Kur'an'ın bizlere vermek istediği hayat felsefesinde, yaşam felsefesinde, dünya görüşünde sahip olunan mal ve mülk bir emanettir. Kişinin kibire kapılması, havalara girmesi, caka satması, böbürlenmesi, zenginim, servetim, şu kadar param, pulum var diye ölmesi gereken bir mülkiyet, bir servet değil. Tam tersine, ey Rabbim,
Şükürler olsun ki sen bana helalinden bu kadar mal mülk verdin. Bana nasip et, ben de bunu senin yolunda harcayayım ve bunu hak yoldan kazanıp hak yola harcayayım. Bunu bana nasip et diye Allah-u Teala dua edeceği bir emanettir. Kur'an-ı Kerim bu algıyı bizlere vermeye çalışır, vermiş olduğu bu iki örnek üzerinde. Ve bazı ayetlerde şu ifadeler geçer. Mesela Sebe Suresi 39. ayette Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu gerçeği haykırmasını insanlara söyler. Bu ayet daha birçok ayette benzeri ifadeler geçen bir ayettir. İfade şöyledir. Ey Peygamber, insanlara şunu haykır. Sebe Suresi ayet 39. Ey Peygamber, insanlara şunu haykır. De ki hiç şüpheniz olmasın ki Allah dilediğine rızkı geniş verir. Dilediğine kullarından dilediğini ise o rızkı daraltır. Ama bilin ki siz her ne infak ederseniz Allah rızası için darlıkta veya bollukta fark etmez. Her ne infak eder, her ne iyilik yaparsanız bilin ki Allah onun yerini dünyada da ahirette de dolduracaktır. Ve bilin ki rızık verenlerin en hayırlısı odur. Sizi rızıklandıran odur, başkaları değil. Bunu vurgulaması istenmiştir bu ayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kehf suresi 45-46. Ayet-i kerimede ise şu ifadeler geçer. Ey Peygamber, onlara dünya hayatının şu misalini ver. Dünya hayatı tıpkı bizim gökten su indirmemize benzer. Öyle ki o indirdiğimiz suyla yeryüzünde bitkiler, çayır, çimen, otlar yeşerir, birbirine karışır. İnsanın böyle insana cazip gelen, insanın hoşuna gider bir şekilde her taraf yemyeşil olur. Tıpkı bizim şu an bugünlerde baharda yaşadığımız gibi. Ama daha sonra gün gelir, hepsi çerçöp, ot olur, kurur, toz olur ve rüzgar onun sağa sola savurur. Ey Peygamber, işte bu örneği ver. Dünya hayatı böyledir. Bu dünya hayatı ebedi değildir. Bir baharınız var ama bir sonbaharınız ve kışınız var. Bu işin bir sonu var, bir bitişi var. Bu dünya hayatına aldanmasınlar mesajını vermesi istenir. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanda. Ve ayetin devamında 46. ayette ise şu hakikat açık bir şekilde vurgulanır. Kehf suresi 46. ayette. Bilin ki malınız ve çoluk çocuğunuz bu dünya hayatının bir süsüdür. Hepsi fanidir. Halbuki kalıcı olan güzellikler Allah katında çok daha hayırlıdır. Yani yaptığınız iyilikler, hayırlar, yaptığınız infak, yaptığınız her türlü iyilik sizin için onlar kalıcıdır ve Allah katında karşılığı çok daha büyük olacaktır, çok daha hayırlıdır. Asıl onlara sarılın, dünyanın geçici malına, mülküne, servetine değil, ahirete yönelik yaptığınız yatırımlara asıl bakın. Ne kadar yatırım yaptınız bilin ki onlar kalıcıdır ve onlar sizi, eğer varsa onlar sizi kurtaracaktır vurgusu yapılır bu ayeti kerimede de. Değerli kardeşlerim, işte değinmiş olduğumuz bu Kur'ani gerçekler müminin zihninde bir algı oluşturur. O algıda bu dünyanın fani olduğu ve şu hayatta müminin, insanın sahip olduğu her şeyin onun için bir imtihan olduğu ve onun mülkiyetinin, onun sahipliğinin geçici olduğu, her şeyin bir emanet olduğu anlayışı ve algısıdır. İşte infak ahlakının dayanmış olduğu Kur'an'ın ve ilgili hadislerin bize öğrettiği temel felsefe budur değerli kardeşlerim. Her şey fani, her şey, bütün dünya mal mülkün fani olduğu Kur'an-ı Kerim'de defalarca üzerinde durulan bir husustur. Değerli kardeşlerim, bu gerçeği biz bir kurban kesimi sonrası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ayşe arasında geçen bir diyalogta da çok güzel bir şekilde anlıyoruz. Hadis kaynaklarında geçen bu olaya göre bir kurbanlığı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi elleriyle kestikten sonra onun soyması, parçalaması işini evde çoluk çocuğunu ailesine bırakır ve belli bir müddet bir yere gidip döndüğünde Hazreti Ayşe'ye sorar. Ey Ayşe, kurbandan geriye ne kaldı diye sorduğunda Hazreti Ayşe de o birkaç saat içerisinde arkadaşlarıyla beraber kurbanı ailece kesip dağıtmışlar konu komşu ve muhtaçlara ve geriye sadece hayvanın bir ön butu kalmıştır. Bir kürek kemiği ve butu kalmıştır. Der ki ya Resulallah, sadece bir but, ön but kaldı bize. Diğerlerini hepsini dağıttık deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu eşsiz cümleyi kullanır. Desene, o ön but dışında her şey bize kaldı diye. Bu cümle bize İslam'ın bakış açısını vermektedir. Dağıtılan, muhtaçlara verilendir gerçek anlamda kalıcı olan. Ama kendi yiyeceğiniz, tüketeceğiniz, kullanacağınız şey bu dünyada zaten kullanıp
yok edeceğiniz, onu harcayacağınız şeydir. Ama asıl kalıcı olan başkalarına verdiğiniz, sadece ve sadece Allah'ın rızasını düşünerek, onu hedefleyerek yaptığınız iyilikler ve muhtaçlara ulaştırdığınız her türlü yardımdır. Yani infaktır. Bu meyanda Hazreti Musa'nın karşısında olan o kötü örnekliğiyle Kur'an'da defalarca değinilen Firavun'un eşi ve kendisine iman nasip olan Hazreti Asiye'nin Kur'an'da geçen bir duasına da değinmemiz yerinde olacaktır. Firavun'un saltanatı karşısında kaybedeceği şeyleri düşünen, imanının kendisine ne mal olacağının farkına varan Asiye, Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeyi kullanmıştır. Adeta hani tefsiriyle beraber verirsek, ey Rabbim, ben sana yönelik imanım karşısında bunları kaybedeceğimi, bütün bu sahip olduğum sarayı, malı, mülkü ve serveti, bu rahatlığı kaybedeceğimi biliyorum. O yüzden ey Rabbim, ama hiç gözümde değil bunlar. Sen benim için cennetinde bir köşk nasip et. Sen beni ebedi hayatta mutlu et. Ben onu arzuluyorum deyip bütün o güzelliklerden vazgeçen bir insan olarak Kur'an-ı Kerim onu ebedileştirmiştir ve bizlere örnek olarak sunmuştur değerli kardeşlerim. Evet. Değerli izleyiciler, üçüncü olarak infak ahlakının önemine dair Kur'an-ı Kerim'de infağı vurgulayan bazı ayetlere ve akabinde bazı hadislere değineceğiz şimdi. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda Fatiha suresi Kur'an'ın kapak yazısıdır, adeta giriştir. Akabinde hemen Bakara suresinin daha ilk ayetlerinde Rabbimiz takva sahibi dediği ve övdüğü, razı olduğu kulların özelliklerinden bahsederken onların ilk özelliği olarak daima namazı ikame etmelerinden bahseder ve akabinde ise onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler kelimesi وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ifadesi geçer. Daha Kur'an'ın bakın ilk cümleleri. Namazın ikamesi ve fedakarlık, maldan fedakarlık. İlk vurgulanan özelliklerden birisidir. Müttakilerin ilk vurgulanan özelliklerinden birisidir. Âl-i İmrân suresi 92. ayet-i kerimede ise Rabbimiz şu hakikati kesin bir biçimde bütün insanlığa adeta duyurur ve der ki siz sevdiklerinizden infak etmediğiniz, sevdiğiniz maldan, mülkten ve varlıktan başkalarına da harcamadığınız sürece asla erdeme, asla iyiliğe eremezsiniz. Bunu bilin. Ayet-i kerimenin başında len tenalu ifadesi geçer. Buradaki len edatı asla anlamına gelen, asla yapamazsınız, asla olmayacaktır anlamına gelen bir ifade, vurgu ifade eder ve insanlara, müminlere sevdiklerinden infak etmedikçe, iyilik yapmadıkça asla iyiliğe, erdeme, fazilete eremeyeceklerini vurgular Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Ayetin devamında ise şunu da bilin ki her ne infak ederseniz Allah'ın rızasını, sadece ve sadece onun rızasını hedefleyerek, onun rızasını isteyerek, arzu ederek yaptığınız her hayır bilin ki Allah katında kaydedilmekte ve karşılığı hazırlanmaktadır, vurgulanır bu ifade. Değerli kardeşlerim, Bakara suresi 261. ayet-i kerimede ise Rabbimiz sadece ahireti umarak, dünyevi bir beklenti içerisinde olmadan, sadece Allah'ın rızası için hayır hasenat yapan, malından, varlığından infak edenlerin durumunu bir buğday tanesine benzetir. Burada habbe kelimesi geçer bu ayet-i kerimede ve akabinde ise sümbül kelimesi, başak kelimesi geçer. Bu misal şöyledir. Allah yolunda onun rızası için varlıklarından, imkanlarından infak edenler tıpkı kendisinden topraktan 7 tane 7 sap ve her bir sapın üzerinde bir başak oluşan bir buğday tanesi gibidir. Öyle bereketli bir buğdaydır ki 7 tane başak oluşmuştur o buğdaydan ve o her bir başakta da 100 buğday tanesi oluşmuştur. Öylesine bereketli, öylesine sağlıklı ve verimli, öylesine münbit bir buğday tanesi ki 7 başak, her bir başakta ise 100 tane var. Yani bir buğdaydan 700 buğday veren bir buğday tanesi gibidir Allah yolunda infakta bulunanların durumu. Bu misal bize Allah-u Teala'nın infağa, Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardıma, muhtaçlara el uzatmaya, hala 21. yüzyılı yaşadığımız şu günlerde nice insanın yiyecek yemek bulamadığı, günlerce veya tek çeşit yemek yemek zorunda kaldığı, nice insanın açlıktan öldüğü
nice insanın bin bir sıkıntı çektiği şu günümüzde her bir insanın yardıma muhtaç insanlara el uzatmasının Allah katında ne kadar takdire şayan, ne kadar değerli, büyük bir hareket olduğunu bizlere anlatan bir benzetmedir bu değerli kardeşlerim. Bu ayetin devamında Allah-u Teala yapılan bu iyiliğin, bu güzel hareketin kat be kat karşılığını Allah'ın katında, karşılığının Allah'ın katında bulunacağı açık bir şekilde ifade edilir. Bu ayet-i kerimede Bakara suresi 261. ayet-i kerimede. Ali İmran suresi 133-134. ayette de yine Rabbimiz övdüğü, razı olduğu, sevdiği kulları anlatırken onların darlıkta da bollukta da Allah yolunda infak edenlerden olduğu ifade edilir. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de özellikle Batı kültürüyle yetişen insanların anlamakta zorlandığı ve yavaş yavaş batılılaşan Müslüman toplumlarda da zaman zaman anlaşılmasında güçlükler çekilen bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde geçen bir ifadedir. Darlıkta ve bollukta infak etmek. Hadi anladık, kişi bollukta parası pulu serveti varken belki nefsine gem vurur da infak eder. Anladım. Peki darlıkta infak etmek? İşte ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler buna da dikkat çekmektedir. İnfak sadece darlıkta, bollukta yapılan bir hareket olmamalı. Müminin daima her zaman gözeteceği bir ahlakı olmalıdır. Kişi en dar anında, yokluk anında bile şu elimde ne var, verebileceğim ne var mantığıyla yaşamalıdır. Hangi yardım yapabilirim? Param pulum belki yok. El atabilir miyim? Yardım edebilir miyim? Sözümle, tatlı dilimle destek olabilir miyim? Şeklinde sürekli daima başkalarını da hayatına katmalı. Başkalarının için de, tek kendisi için değil, sadece ailesi için de değil, başkaları için de ne yapabileceğinin daima derdini çeken, onun derdinde olan bir kişi, bir ahlaka sahip bir kişi olmalıdır anlayışını vermektedir. Bu ifade bize değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü de adeta meşhur bir söz diyelim. Birçok kişinin duyduğu, adeta günümüzde bir vecize olmuş, dilden dile dolaşan bir sözü de bize veren olmanın, cömertlik yapan olmanın üstünlüğünü anlatmakta ve şöyle buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Veya günümüzde Türkçe'de kullandığımız ifadesiyle veren el alan elden daha hayırlı diyor, hayırlıdır. Her zaman için veren olmak, her zaman için fedakarlık yapan, cömertlik yapan olmak Allah katında elbette ki çok daha hayırlıdır, daha makbuldür. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizlere öğretmektedir. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyiliği asla küçümsememeyi bizlere öğretmektedir. Zira kim insanlar vardır ki Kur'an hakikatlerinden uzak olan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, hayatından, o güzel sözlerinden uzak olan, hiçbir yerden duymamış, dinlememiş veya okumamış olan insanlar bazen garipseyebilirler. Ki bu garipseme Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı münafıklar tarafından da dile getirilmiştir. Birisi hiç imkanı yok, bir avuç hayır yaptığında, yani Allah'ın buna mı ihtiyacı var, lafları söylenmiştir. Günümüzde de bazı insanlar maalesef cehaletinden bunu söyleyebilir. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis kaynağında geçen şu ifadeyle bizlere ders vermektedir: yarım hurma ile dahi olsa ateşten kendinizi koruyun. O yarım hurma dahi sizi kurtarabilir. İyiliği küçük görmeyin. İnfağı küçük görmeyin. İnfağın küçüğü büyüğü yoktur. Kişi ne yapabiliyorsa ondan sorumludur. Bu sözde yarım hurma ile dahi olsa kendinizi ateşten koruyun. Yani cehenneme karşı, ebedi ahirette kaybetmeye karşı kendinize kalkan neyi yapabiliyorsanız yapın. Bu bazen yarım lira, bazen binlerce lira olabilir. Kişi neyi Allah yolunda verebiliyorsa yeter ki samimane, sadece Allah rızası için yapsın. O değerlidir. Hiçbir iyilik değersiz değildir. Bu söz bizlere bunu öğretmektedir. Aynı zamanda İslam ahlakında hadislerden öğrendiğimiz bir husus da vardır ki verilen sadakaların, zekatların, yapılan hayırların, yani genel ismiyle yapılan infakın hiçbir zaman malı eksiltmeyeceği gerçeğidir. Bu gerçeği de yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sözleriyle bizlere öğretmektedir: mal sadaka ile asla eksilmez. Mal sadaka ile asla eksilmez, tam tersine artar. Bu defalarca tecrübe edilmiş bir gerçektir. Siz 10 bin liranızdan 100 lira verdiğinizde azalmış gibi görülür matematiksel hesapta, ama Allah-u Teala günler içerisinde onu bereketiyle çoğaltmakta, onun yerini fazlasıyla dünyada da ahirette de doldurmaktadır.
Bu gerçekte bize yapılan hayrın nefsimiz bize evet malın azalıyor şu kadar versen azalır dese de işin hakikatine baktığımızda aslında tam tersine kişinin hayatına bereket kattığını, malına bereket kattığını bizlere öğretmektedir değerli kardeşlerim. Evet, kişinin hayatta ailesi, malı önemlidir. Ama her şeyden önemli olan kişinin davranışlarıdır. Ahirete yönelik yaptığı yatırımlardır, iyilikler, hayır ve hasenatıdır. Bunu yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şu veciz sözleriyle bizlere anlatıyor. Kişi vefat ettiğinde mezara kadar onu üç şey takip eder. Mecazen anlatıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ama kişi mezara konduktan sonra ailesi ve malı geri döner, dünyada kalır. Ama ameli onunla mezarda kalır ve onun da ahirete gelir ameli diye bizleri uyarıyor. Amelimize dikkat etmemiz, malı, mülkü, hayatı, sağlığı, sıhhati hep amele dökerek ahiret yatırımını çevirmemiz konusunda bu hadis-i şerif de bizlere dersler veriyor değerli kardeşim. Evet, bir başka sözüyle devam edelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi vefat ettiğinde bütün artık amelleri kesilir, onun kaydı, amel defteri kapanır ama şu üç durum müstesnadır. Birincisi sadaka-i cariye, kişinin kendisinden sonra insanların istifade etmeye devam edeceği yaptığı hayırlar, işte yaptırdığı diyelim ki güzel şeyler, eğitim kurumları olabilir, çeşme olabilir, hastane olabilir, köprü olabilir, camiler olabilir, ibadethaneler olabilir veya her ne hayır yaptıysa insanların sürekli onun ölümünden sonra da istifade etmeye devam ettiği şeyler, yani sadaka-i cariye veya geride bıraktığı faydalı ilim, insanların istifade ettiği bir tecrübe, bir buluş, bir keşif bırakmışsa bununla da insanlar güzellikle istifade ediyorsa o da onun amel defterini açık bırakır. Üçüncü olarak geride bıraktığı hayırlı evlat. Ona dua eden, hayırlarını sürdüren hayırlı. Bu üçü olduğu takdirde kişinin amel defteri açık kalır ve hayırları devam eder. Bunu öğretiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere. Değerli kardeşlerim, dördüncü olarak kısaca infağın çeşitlerine değinmek istiyoruz. Konuşmamızın başında infağın iyi veya kötü yolda olabileceğinden bahsettik. Batıla, yani şerre, kötülüğe de infak edenler var. Yani kötü yolda insanları saptırmak, Allah'ın dininden, peygamberlerin mesajından, Allah'ın kitabından, Resulünden uzaklaştırmaya çalışan nice insan var. Tarihte olduğu gibi günümüzde de var. Türlü türlü yollarla, hile ve hurdalarla, nice nefsin hoşuna giden şeylerle insanları hayırdan, hasenattan, güzellikten, Allah'a kulluktan, hayatında Allah'ın rızasını hayatın mihverine koyarak yaşamaktan uzak tutmaya çalışan ve bu yolda infak eden nice insanlar olduğu gibi hayır yolunda da insanların hayrını isteyerek, onları Allah'ın rızasına yönlendirerek, onları ahirete yönlendirerek, Allah'ın kitabına, Resulüne yönlendirerek bu yolda da infak eden, hayır hasenatını yapan veya muhtaç insanlara sırf Allah rızası için el uzatan nice insan var. Bu genel anlamda infağın iyi ve kötü olmak üzere iyi çeşitleri. Ama biz hayırlı infak, yani Allah'ın razı olduğu infağın çeşitlerine değinmek istersek temelde bunun da iki çeşit olduğunu görüyoruz. Birincisi somut infak, ikincisi soyut infak. Somut infak, daha çok infak dediğimizde ilk akla gelen mali açıdan, yani maddi olarak yapılan kişinin servetinden, malından, mülkünden, parasından veya sahip olduğu mal varlığından, bu bir gıda maddesi olabilir, insanların ihtiyacını görecek bir giyim, ev eşyası, şu bu ve benzeri şeyler. Yani maddi açıdan yapılan infak. Bu infağın bir çeşidi. Ve üzerinde daha çok durulan hayır, hasenat, sadaka, zekat dediğimizde, fitre dediğimizde, infak dediğimizde akla gelen şey genelde bu olurken infak bununla sınırlı değildir değerli kardeşlerim. Çünkü ilgili ayet-i kerimelere biz baktığımızda kişinin bazen mal varlığı, maddi durumu olmayabilir ama ilmi olabilir, beden kuvveti olabilir, dili olabilir, kalemi olabilir. Yani kişi sadece mal varlığıyla infakta bulunmaz. Her ne imkana sahipse kişi ben ne yapabilirim? Muhtaçlara veya işte yolunu şaşırmışlara, yanlış yola düşmüşlere, Allah'ın varlığından ve birliğinden uzaklaşmış olanlara nasıl öğretebilirim? Nasıl bir desteğim olabilir? Öbürü ise benim ilmim yok, malım yok, ben de bedenimle gayret eder, hayır işlerinde çalışır, destek olur diyerek düşünebilir. Ve bu şekilde düşündüğümüzde infakın hem somut hem de soyut iki yönünün, yani maddi ve manevi yönlerinin olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu vurgulamamız gerekir ki infak sadece maddi bir
ahlak maddi bir davranış, sadece maldan yapılan bir davranış olarak algılanmasın. Zira şu 3 ayet bize bu gerçeği anlatıyor. Bakara suresi 3. ayette. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler, rızık sadece mal olmaz, sağlık olur, ilim olur, bilgi olur, kalem olur, yazı kuvveti olur, dil olur, ses olur. Her neyse rızık her şeydir. İnsana verilen her türlü güzelliktir. Onu Allah rızası için harcamak infaktır. Bir diğer ayet-i kerime ise Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede Rabbimiz şu ifadeyi kullanıyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe erdeme, fazilete eremezsiniz. Sevdiğimiz şey sadece mal değildir. Kendimizdir, bedenimizdir, ilmimizdir, kuvvetimizdir, kendi menfaatimizdir, çıkarımızdır. Her neye sahip oluyorsak, her neye sahip isek eğer ondan infak edebiliriz. Bir başka ayet-i kerimede Kasas suresi 76. ayet-i kerime. Orada da Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et ifadesi geçmektedir. Allah sana her ne ihsan ettiyse, sana her ne ikram ettiyse sen de onlardan ikram et insanlara. Helal yolda, meşru yolda, yani elinden ne geliyorsa onu yap, bu infaktır. Bu ayet-i kerimelerden biz bunları öğreniyoruz ve infakın sadece maddi olmadığını, soyut infak çeşitlerinin de olduğunu, kişinin kendisi imkanları neyi el veriyorsa onun infakını yapabileceğini öğreniyoruz biz bu ifadeler. Değerli kardeşlerim, İslam tarihi, hatta insanlık tarihi nice infak örneklerine sahiptir. Zira insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, Hazreti Adem'den, Adem ve Havva anne babamızdan bu yana, batıl peşinde koşan, hayatını bu dünyadan ibaret görüp, malı, mülkü, serveti, kendi refahı ve lüksü için sadece, zevki, hedonist istekleri için sadece kullananların yanında nice ahiret eksenli düşünen, Allah rızası eksenli düşünen insan da hep olmuştur ve olacaktır da. Biz tarihimize baktığımızda birçok örnek görüyoruz. Tabii çok uzun uzun belki üzerinde durmak gerekir ama vaktimiz el vermediği için kısaca birkaç tanesine değinmek istiyoruz. İnfağın en önemli örneklerinden birini biz kendi vatanını, yurdunu terk edip Medine'ye hicret eden müminlere kucak açan, onları kendi mallarına ortak eden, kendi varlıklarını ve servetlerine ortak eden, hatta her biri çekinmeden malımın yarısı senindir, tarlamın yarısı senindir diyen Ensar'ın, Allah onlardan razı olsun, hayatına baktığımızda görüyoruz. Ensar'ın bu tavrı gerçekten dillere destan olan bir tavırdır ve bu nedenle onların bu tavrı bize bir zirve İslami terim olan İsar terimini, İsar kavramını kazandırmıştır. Haşr suresinde üzerinde durulan bu terim, İsar terimi çok çok önemli ve gerçekten İslam ahlakının zirvesinde günümüz özellikle Batı medeniyetinin veya gayri İslami medeniyetlerin diyelim, gayri İslami toplumların kültürlerinde tahayyül dahi edilemeyen, yani insanın düşünemediği, onların bunu düşünmenin kıyısına bile yaklaşamadıkları zirve bir ahlaktır. O da kendi muhtaç olduğu halde kardeşini kendine tercih etmek demek olan İsar ahlakıdır. Onların o infağı, o cömertliği, o tavrı Kur'an'a konu olmuştur. Rabbimiz onları övmüş. Onların o davranışlarını kendilerine hicret eden, hiçbir şeyleri olmayan muhacir kardeşlerine gösterdikleri tavrı Rabbimiz Kur'an'daki ifadelerle ebedileştirmiştir. Yine sahabe efendilerimize baktığımızda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman vesaire, Hazreti Ali vesaire birçok sahabenin yaptıkları hayırlarla, cömertliklerle öne çıktıklarını ve çok güzel örneklikler sergilediklerini biz görüyoruz değerli kardeşlerim. Hazreti Osman'ın şu sözünü burada anmamız çok güzel olur kanaatindeyim. 10 şey zayi olmuştur diyor Hazreti Osman. Şu 10 şey boşa gitmiştir, israf olmuştur. Kendisine sual sorulmayan alim, kendisiyle amel edilmeyen ilim, kabul görmeyen sahih görüş, kullanılmayan silah, içinde namaz kılınmayan mescit, okunmayan atıl bırakılmış mushaf, Allah yolunda harcanmayan, dağıtılmayan mal, binilmeyen vasıta, dünyayı isteyenin, dünyayı arzu edenin sahip olduğu zihnindeki zühd ilmi, yani hakikat ilmi, ne rağmen dünyayı isteyen kişi, içinde ahiret yolculuğu için azık edinilmeyen uzun ömür. Hazreti Osman'ın bu veciz sözü de bize birçok gerçeği hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Günümüze baktığımızda elhamdülillah ki hayır peşinde koşan, muhtaçlara el uzatmaya çalışan nice
kuruluş, nice fert ve kuruluş olduğunu görüyoruz. Ve bunlarla iftihar ediyoruz. Rabbim sayılarını artırsın. Bizleri de onlara destek olan müminlerden eylesin inşallah. Nice nice dernek, vakıf hem ülkemizde, Türkiye'de hem de dünya çapında birçok hayra imza atıyor. Ve şunu görüyoruz ki İslam'dan uzak, İslam'ın infak ahlakının ne olduğunu bilmeyen, İslam'ın hakikatinden uzak nice insan müminlerin infak ahlakıyla karşı karşıya kaldığında dehşete düşüyor. Çünkü onlarda ben merkezcilik hakimken, bireyselcilik, ferdiyetçilik hakimken müminlerin infak ahlakıyla davrandıklarını, kendi mallarından hiç çekinmeden başkalarına verdiklerini, hiçbir karşılık beklemediklerini, tıpkı insan suresinde dendiği gibi hiçbir karşılık beklenmeden sadece Allah rızası için iş yapıldığını görünce gerçekten bu din hak dindir, bunlar hakikatin erleridir dediklerini duyuyoruz, görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Değerli kardeşlerim, altıncı olarak infakta hassas olması gereken, infakta bulunurken, zekat, sadaka, hayır ve benzeri infakta bulunurken hassas olması gereken birkaç noktaya değinmemiz gerekiyor. Öncelikle şu en önemli ilkeyi hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Birinci olarak infak sadece ve sadece Allah rızası için yapılırsa değerlidir. Sadece Allah rızası için yapılırsa. Ama günümüzde maalesef çok kötü örneklerini gördüğümüz, insanlara gösteriş olsun, adım duyulsun, insanlar beni övsün, işte alkışlasın, pohpohlasın ve benzeri, hiçbir şeyin Allah katında zerre kadar değeri yoktur. Bir kişi trilyonlar harcar, bir cami yaptırır, bir bina yaptırır, bir hastane, bir okul. Ama Allah rızası kalbinde yoktur. İnsanlardan beklediği şeyler, alkışlar, işte takdirler vardır. Onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ama bir kişi sadece Allah rızası için 10 lira gerçekten benim ancak buna bu gücüm yetiyor der. Onun 10 lirasının öbür trilyonlarını riya ile harcayandan çok daha değerli olduğu Kur'an'da ve hadislerde bize öğretilen kesin bir gerçektir. O yüzden infakta sadece Allah rızası gözetilmelidir. Bu birinci ilke. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise infak edilirken özellikle maddi infakta veya dille yapılan infakta olabilir, farklı infaklarda olabilir. Karşıdaki incitilmemeli, kalbi kırılmamalıdır. Yine bu da Kur'an'ın dikkat çektiği bir husustur. Peşinden eziyet, acı verici sözlerin geldiği infaka Allah'ın ihtiyacı yok. Allah bunu istemiyor diye Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizleri uyarmaktadır. Bilakis infak eden kişi alanı ezmek, onu incitmek yerine ona müteşekkir olmalıdır. Bu sevabı onu erdirdiği için, vesile olduğu için ona infak eden kişi karşıdakine minnet duymalıdır bilakis. Üçüncü olarak infakta kişi kendisi gözden çıkardığı, hiçbir hayır beklemediği şeyleri değil, güzel malının güzelini, iyisini, gerçekten işe yararını seçip infak etmelidir ki Allah katında değerli olabilsin. Dördüncü olarak kişi infak ederken infakın yerine ulaştığını, yani gerçekten muhtaç insanlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeli. Buna dikkat etmelidir değerli kardeşlerim. Ve yedinci başlığımız üzerinde durup yavaş yavaş sözlerimizi toparlamak istiyoruz değerli kardeşlerim. Ramazan'da infak, Ramazan'da cömertlik. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı Ramazan'ın en önemli günleri olan son 10 gündeyiz. Gerçekten Ramazan müminlerin, Müslüman toplumların hayatında bambaşka bir yere sahip. Nice insan, İslam kültüründen ve ahlakından nice insan Ramazan'ı gerçekten anlayamıyor ve şaşırıyor gerçekten. Kimler de çok etkileniyor hatta oruçtan, Ramazan'dan, infaktan, teravihten çok etkilenip gerçekten adeta sarsan nice insanın da olduğunu okuyoruz iddia eden insanların hayatında. Ama şu bir gerçek ki gerçekten infağın yapılabileceği, cömertliğin yapılabileceği en güzel günlerdeyiz. Zira biz cömert bir peygamberin ümmetiyiz. Biz elinde ne imkan varsa muhtaçlara ulaştıran bir peygamberin ümmetiyiz. Ve onun ahlakına baktığımızda Hazreti Ayşe'nin şu ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Resulullah insanların en cömertiydi. Ve en çok cömertlik yaptığı zaman da Ramazan ayıydı. Ramazan geldiğinde o yağmur, sağanak yağmurlar getiren, bereketli yağmurlar getiren bulutlar kadar cömert olurdu diyor Hazreti Ayşe. Zira bu bin aydan daha hayırlı olan gecenin olduğu, Kadir Gecesi'nin olduğu bir aydır. Vahyin başladığı, Kur'an'ın inmeye başladığı bir aydır. Bu ayda yapılan hayır ve hasenat, yapılan her türlü iyilik kat ve kat fazlasıyla inşallah karşılık yankı bulacaktır. O yüzden biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bu ayda infak kültürümüzü tıpkı verdiğimiz fitrelerde ve zekatlarda olduğu gibi yaptığımız hayır ve hasenatları en üst limitlere çıkararak, çıtayı yükselterek ona daha çok benzer ve Peygamberimizin yolundan gitme şansını yakalarız diye Ramazan'da
cömertliğin Ramazan'da infakın, ikramın, ihsanın önemini bir kez daha vurgulamış olalım. Gerçekten evet, nice kardeşimiz iftarlar vererek bu yıl evet bunu gerçekleştiremedik koronavirüs sebebiyle belki, ama inşallah ileriki yıllarda Rabbimiz bizlere nasip eder. Gençlere, öğrencilere, fakirlere, muhtaçlara, dostlarımıza, komşularımıza verdiğimiz iftarlar, insanlara yaptığımız yardımlar, gıda kolileri, dernekler, vakıflar aracılığıyla yaptığımız hayırlar, verdiğimiz zekatlar, fitreler ile adeta bu ayda mümin coşuyor. Ama bunu daha da arttırmaya ihtiyacımız var. Adeta el uzatılmadık bir fakirin kalmamasına ihtiyacımız var bu ayda. O yüzden Ramazan'da bu fırsatı çok daha iyi değerlendirelim değerli kardeşlerim. Sözlerimizi hitama erdirirken rahmetli Necip Fazıl Kısaküre'nin şu ifadelerini de anmadan geçmeyeceğiz. Geçmek istemiyoruz daha doğrusu. Çok güzel ifade ediyor. Ey hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Ey cimri sarraf, kendine bir başka kese diktir. Ahirette geçer akçe neyse onu biriktir diyor Üstad Necip Fazıl. Gerçekten bir sarraf, ki hepimiz bir sarrafız. Rabbim bizlere imkanlar veriyor, para, pul, imkan, mal, mülk veriyor. Ve biz onları sarf ediyoruz. Sarraf sarf eden, evirip çeviren, harcayan demek. Hepimiz birer sarrafız. Ama acaba hasis, yani cimri sarraf mıyız? Yoksa sahi, yani cömert sarraf mıyız? Eğer hasis sarrafsak, uyarıyor Necip Fazıl bizleri. Ey hasis sarraf, ey cimrilik eden, sadece kendi için harcayan sarraf. Kendine bir başka kese diktir. Bu keseyle ahirete gidemezsin. Ahirette işe yaramaz. Ahirette geçer akçe neyse onu biriktir diyor. Evet, dünyada ne harcarsan, ne sahip olursan hepsi dünyada kalacak. Hangi bir insan sahip olduğu malı, mülkü, altını, gümüşü, mücevheri ve zenginlikleri yanında götürebilmiş ki ahirette? Ama en karlı çıkan daha hayattayken, sağlıklı sağlıklıyken hayır ve hasenatını arttırarak binlerce, milyonlarca belki liralık yaptığı hayırlarla ahirete önceden göndermiş olan kişidir. En karlı çıkacak olan kişi. Rabbimiz Bakara suresi 195. ayet-i kerimede bizi çok farklı bir ifadeyle uyarıyor. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Ne demek kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın? Ayet-i kerimenin başı ve sonunda açıkça ifade ediyor. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Ve kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Devamında iyilik edin, ihsanda bulunun, hayırda bulunun deniyor. Yani kişinin kendi mal varlığını sahip olduğunu sadece kendisi için harcaması, muhtaçlara ulaştırmaması, kendisini kendi eliyle tehlikeye atması anlamına geliyor. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizleri bu şekilde uyarıyor ve ayetin sonunda zira Allah muhsinleri sever. Yani sürekli hayır ve hasenatta bulunan, iyilikte bulunanları sever deniyor değerli kardeşlerim. Evet, değerli kardeşlerim, tabii ki bu dünya bizim için bir imtihan yeridir. Darlık da vardır, bolluk da vardır. Rabbim hepimize helalinden bolluklar nasip etsin. Zaman zaman dua ederken Allah sana zekat verecek kadar bol mal versin diyoruz. Allah sana zekat vermek nasip etsin diyoruz bazen böyle dua ederken birbirimize. Evet, darlık da hayatın bir gerçeği, bolluk da bir gerçeği. Ama bize Rabbimizin kitabında öğrettiği, Resulünün sözlerinde öğrettiği bir hakikat var ki mümin infak ahlakıyla yaşayandır. Darlıkta da, bollukta da her zaman için hayır peşinde koşandır. Neyim var ki diyen değil, yani benim hiçbir şeyim yok diyen değil, olumsuz düşünen değil, neyim var da hayır yolunda kullanabilirim, nelerim var deyip ona odaklanandır mümin. Ne yapabilirim, ne hayırlar yapabilirim diyendir mümin değerli kardeşlerim. O yüzden biz fakirleri seven ve fakirlerle cennette komşu olacağını söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onu sevmek, ona tabi olmaktır. Öyleyse biz de muhtaçları, fakirleri, ihtiyaç sahibi olan insanları yardımımıza, el uzatmamıza, madde veya manen el uzatmamıza ihtiyaç duyan insanları severek, onlara sahip çıkarak peygamberin yolundan gitmiş olur ve onu sevenlerden oluruz. Zira seven fedakarlık eder, seven verir ve veren de Allah rızası için hayır yapan da ahireti sevmiş demektir. Ve ahirette kazançlı çıkacak olan da onlardır. Rabbim bizlere dünyada ve ahirette bolluk, güzellik ve iyilikler nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.